Merhaba arkadaşlar, bugün köydeyim. Köye küçük bir ev yaptırdık. İlk görüntülerini sizlerle de paylaşmak istedim. Çok sevinçliyiz şu an. Çocuklar yukarıda boya yapmaya çalışıyor. Henüz inşaat halinde. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu taraflara duvarlar yaptırdık. Üst taraf bahçe olacak. Şurası da zeytinliğimiz. Henüz daha inşaat aşamasında, tam olarak bitmedi. Ama çocuklar tabii çok hevesli olduğu için bir yandan çocuklar yukarıda boya yapıyor. Maliyeti biraz düşük yapmak için mermer değil de bu şekilde fayans döşettirdik yani. Bu biraz daha maliyetin düşük olmasını sağladı. Şurası terasımız arkadaşlar. Burada teras var. Şuradan giriyoruz. Çocuklar burada. Burası mutfak olacak. Şu anda boya yapıyoruz bir yandan. Çocuklar boya yapmayı çok sevdiği için boyanın bir kısmını çocuklar yapıyor. Diğer odaları da hemen göstermek istiyorum size. Burası salonumuz. Şuradan teras. Şöyle manzarayı da göstermek istiyorum. Bakın köyün manzarası. Burası salonun bahçeye bakan kısmı. Çok güzel bahçe yapacağım buraya. Çiçekler dikeceğim her yere. Şu sera bizim seramız alttaki. Şurada taş duvar yapılıyor şu anda. Bir yandan alt tarafa taş duvar yapılacak. Kapılar henüz takılmadı. Önce boya yapılıyor, sonra kapılar takılıyor. Kapılara boya sürülmemesi için önce boya tamamlanıyor, sonra kapılar takılıyor. Yine mutfak dolapları da aynı şekilde. Şuraya mutfak dolapları gelecek ama daha boya bitmediği için önce boyayı tamamlayacağız. Boya sürülmemesi için sonra mutfak dolapları takılacak. Boyayı zaten kendimiz yapıyoruz. Koridordan böyle geçiyoruz. Burası bir oda olacak. Şöyle dolapları da göstermek istiyorum. Bakın bu dolapları önceden aldık, buraya getirdik. Kentsel dönüşüme giren bir ev varmış. Böyle ikinci el eşyalarını satıyorlar. Aslında çok yeni gibi. Bakın çok sağlam ve güzeller ama kentsel dönüşüme girdiği için, ev yıkıldığı için bu şekilde dolapları uygun bir maliyetle almış olduk. Normal sıfır yaptırmanın yarısından daha ucuza geldi. Kapıları da yine aynı şekilde. Bakın kapıları da bu ebatlara göre de evi yaptırmış olduk. Bizim için avantajlı oldu. Yine aynı şekilde şu camlar, bakın camlar da, camların da birçoğunu o şekilde aldık. Böyle kentsel dönüşüme giren yerlerde özellikle ikinci elcilerde de bulabilirsiniz. Hatta Letgo'da falan da satılıyor, oradan da alabilirsiniz. Buraya küçük bir sera yapmayı düşünüyorum, cam sera, çiçek falan dikmek için. Yukarısı da bahçemiz olacak. Bundan şöyle manzarayı da göstermek istiyorum. Şu an güneş geldiği için çok iyi görünmüyor ama çok manzarası da güzel bir yer. Bizim zaten evin hemen üstü. Evi yaparken daha ekonomik olabilmesi için çok araştırdık arkadaşlar. Çok sorduk. Burada inşaat yapanlara da sorduk. Araştırmalarımız doğrultusunda yaptık. İlerleyen zamanlarda isterseniz yine bunları da sizlerle paylaşırım. Açıklarım nasıl daha uyguna mal edebilirsiniz siz de. Burası da bahçe tarafı. Şöyle taş duvarlar yapılıyor. Boydan boya ileriye kadar taş duvar yapılacak. Çatıyı daha henüz yapmadık. Çatıyı da ilerleyen zamanlarda çatıyı da yapacağız. Daha çevre düzenlemesi yapılacağı için daha iş çok. Buralara fidanlar dikilecek. Fidanlar dikeceğiz. Bahçe tarafından evin görüntüsü de bu şekilde olacak. Çatıda yapılınca güzel olacak. Alt tarafa da taş duvar yapılıyor. Taş duvarı yapan amca da bu arada 75 yaşında ama çok dinç maşallah. Sağlıklı bir amca. Bu yaşa gelmiş ama hala çalışmaya devam ediyor. Yani nice genç insanlar dilenerek geçindiği halde, bakın 75 yaşında olmasına rağmen hala çalışıyor. Ekmeğini taştan çıkarıyor yani resmen. Bu topraklar tabii kalkacak, düzeltilecek. Doğası çok güzel buranın. Gördüğünüz gibi bakın her yer yemyeşil. Kış aylarında olmamıza rağmen manzara da çok güzel. Evimiz de çok güzel oluyor. Çatımızı, çevre düzenlememizi yapıp çatımızı da yaptıktan sonra evimiz artık hazır hale gelecek. İnsanın kendi evi gibisi yok. Gerçekten o yüzden çok mutluyuz. Çevre düzenlemesini yapıp inşallah bir an önce oturmak istiyoruz. Allah olmayan herkese kendi evini yaptırmayı nasip etsin arkadaşlar. Ya da kendi evini satın alabilmeyi nasip etsin. Bu şartlarda gerçekten ev almakta, ev yaptırmakta çok zor. Biz de o yüzden uyguna mal edebilmek için çok uğraştık. Araştırdık. Genelde çoğu şeyi böyle ev, işte camları olsun, kapıları olsun, ikinci elden alıp
değerlendirdik. Ama inanın sıfırdan hiçbir farkı yok. Mesela cam iki tane yeni taktırdığımız da oldu. Yeni ile ikinci el aldığımızın hiçbir farkı yok. Mutfak dolapları hakeza öyle. Çok güzel mutfak dolaplarımız. Sapasağlam maşallah. Kapılarımız da yine aynı şekilde çok sağlam ve güzel. İkinci el aldık. Yarı fiyatından daha uyguna denk geldi. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda yine talep ederseniz ben elimden geldiği kadar hepsini sizlerle paylaşmaya devam ederim arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Bu mutlu günümü sizlerle de paylaşmak istedim. İlerleyen zamanlarda buraları güzelce yeşillendireceğim, fidanlar dikeceğim, çiçekler dikeceğim. Bunu da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Sorularınız da varsa yorumlara yazabilirsiniz. Berlin Hünerleri YouTube kanalımda başka bir videoda görüşene dek şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.